Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Burak Çankaya. Bugün çok ilginç bir konumuz var. Kara madde, karanlık madde. Artık nasıl tanımlarsanız. Bugün çok da değerli bir konumuz var. Yalnız öncesinde küçük bir duyuru yapacağım. Bizi heyecanlandıran bir duyuru. Bugün gerçi kurgulu 33 dakikalık uzun videomuzda da bahsettiğim gibi. Bundan sonra bizim bir amacımız var. Bu seneki bütün gelirimiz Darüşşafaka'ya gidecek, oradaki depremzede öğrencilere gidecek, burs olarak gidecek. O yüzden bugüne kadar hiç izlenmeleri, beğenmeleri, yorumları çok şey yapmıyorduk, önemsemiyorduk. Tabii ki daha çok olması bizi mutlu eder, daha çok bilimsevere ulaşmak ya da insanların bilim ilgisini artırmak. Ama bu saatten sonra bir misyon da edindik arkadaşlar. Bundan dolayı küçük bir ricamız var yayının başında. Lütfen yayın bittikten sonra bizi algoritmanın içine ittirin. Yani yorumlar atın. En kötü açın arkada dönsün, izleyin, sesimizi duyun, kapatın sesimizi, reklam geliri olsun. Bunların hepsi bu sene arkadaşlar dekontu da paylaşacağız zaten göreceksiniz. Öğrencileri burs olarak gidecek. Ücretli abonelikler veya süper teşekkürler bu size kalmış ama onun dışında kanalı büyütmemiz lazım. Bakın sayaç da koydum. Gittim üşenmedim sayaç aldım. 109 bin. Ha gayret şunu 110 bin yapalım. Sonra 200 binleri bulalım bu sene. En azından 300 binleri daha çok öğrenci arkadaşımıza burs olsun. Şimdi ben hiç uzatmayacağım. Hemen girişimiz olacak. İntromuz geliyor. Ardından Çağan hocamız bizle birlikte olacak. Bilim diyalog başlıyor. Karşınızda Doktor Atınç gerçi. Atınç Çağan Şengül. Atınç hocam hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Tekrardan teşekkür ediyoruz davetimize icap edip geldiğiniz için. Bugün çok enteresan bir konu konuşacağız. Şu arka planda şey yapalım. Bugün karanlık madde konuşacağız. Küçük bir sunumunuz olacak başta. Ardından bizim sorularımız olacak. İzleyeceğimizden de en son kalan zamanda bir saatimiz olacak. Soruları toplayacağım. Şimdi isterseniz sahneyi ve sözü size bırakıyorum. İsterseniz şeyle başlayalım ama sunumdan önce direkt şey gibi olmasın, okul gibi olmasın. Doktor Çağan Atınç Şengül kimdir? Bir sizi tanısın izleyicilerimiz. Daha sonra sunumuza başlayalım. Ben de sorularımı aralarda eklerim. Buyurun hocam. Tabii ki. Evet, ismim Atınç Şen Şengül. Chicago Üniversitesi'nde 2014 ve 2018 yılları arasında ben fizik okudum lisans alanında. Ondan öncesinde Türkiye'deydim 19 yaşına kadar. Sonrasında 2018-2023 yılları arasında da Harvard Üniversitesi'nde fizik alanında yine doktora yaptım. Ve uzmanlaştığım konu, bugünkü sunumumuzun ve konuşmamızın konusu olan karanlık madde. Üzerine detaylı konuşacağız. Ben son 5-6 yıllık araştırma kariyerimi bunu çözmeye adadım. Bununla ilgili ne kadar şey öğrenebilirsek iyi olur diye onun üzerine çalışma yapmaya adadım. Doktoramı bitirdikten sonra da geçtiğimiz Mayıs ayında Pittsburgh şehrine geldim. Şu an Pittsburgh Üniversitesi'nde de araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Yine karanlık madde üzerine ve astrofizik üzerine araştırma yapıyorum. Kısa geçmişim bu şekilde. Gayet güzel. Zaten yani şöyle sizi görseydim sokakta ya bu hoca fizikçi derdim. Öyle bir vibe veriyorsunuz. Fiziği çocukluktan beri seviyor musunuz? Bunu biraz merak ediyorum. Yani birisi mi yönlendirdi sizi? Yani genelde küçüklük hikayeleri oluyor fizikçilerin işte ilkokul hocam falan. Kesin öyle bir hikayeniz vardır. Bunu ben merak ediyorum kişisel olarak. Şöyle, evet, bizde de genelde iş arkadaşlarıyla konuşurken, sohbet ederken herkesin belli bir çocukluk hikayesi oluyor neden bu alana yöneldiğiyle ilgili. Benim çocuklukta asıl ilgimi çeken şey astronomiydi aslında. İşte genç yaşta teleskop hediye edildi bir doğum gününde. Bizim evimizin teras bölümü vardı. Yine geceleri de çok bir köy yeri kadar karanlık olmasa da ben Denizli'de büyüdüm çocukken. Yine gece karanlıkta yıldızların birçoğunu görebiliyordunuz. Samanyolunu göremeseniz bile. Ben işte gezegenleri, Jüpiter'i, Satürn'ü yakalamaya, gözlemlemeye çalışıyordum. O zamanlar da Google Earth yeni çıkmıştı. Aa evet. Olarak. Onun da Google Sky kısmı vardı. Hani o gökyüzüne Tabii çevirebiliyordum. bakıp böyle çok güzel bir Evet. programdır. Tavsiye edelim Hani izleyeceğimize de. dünyaya bakmak yerine gökyüzüne çeviriyordunuz. Gökyüzünü gösteriyordu küre şeklinde.
Oradan gezegenleri ve yerlerini, koordinatlarını bulup sonra şu an dünyanın konumuna göre, açısına göre gökyüzünde nerede olması lazım? Aa tamam oradaymış, hadi bulalım şeklinde onları gözlemlemeye çalışıyordum. İşte ayın evreleri. O şekilde başladı benim genel olarak astronomi, astrofizik, kozmoloji olan ilgim. Daha sonrasında lisede fizik olimpiyatlarıyla tanıştım ben. Lisede işte TÜBİTAK'ın düzenlediği fizik olimpiyatları vardı. Okul sonrası, hani okul bittikten sonra zaten yatılı okuyorduk biz. Yani bittikten sonra yurda gidip ne yapacaksın? Okulda kalıp fizik olimpiyatlarına hazırlanıyorduk. Olimpiyata hazırlanmak demek de soru çözmekti. Ve ilginç, böyle fizikle ilgili. Ben matematikte de orada tanıştım. Bu astronominin, astrofiziğin, fiziğin çok güzel içerisinde denklemler içerdiğini ve bu denklemlerin de aslında kendi başlı başına güzelliklere sahip olduğunu orada keşfettim. Daha sonrasında fizik okumaya karar verdim. Gidişatı da astrofiziği olacak şekilde. Öyle öyle oldu yani bu benim bu alana yönelmem. Aslında Denizli'nin işte ışık kirliliğinin bir İstanbul kadar Evet. olmaması, biraz da böyle gökyüzüne bakabiliyor olmanız sizi etkilemiş ve Hatta bir akşam vardı, ısrarla göktaşı yağmuru vardı. Hani bu Perseidler Perseidler. Ağustos ayında oluyor ya genelde. Çok öyle çok etkileyici bir şekilde olmuyor ama genelde dakikada iki tane falan görebiliyorsunuz. Hadi göreceğiz, hadi göreceğiz diye ısrar ettim anneme babama. Hadi gidelim diye. O gece de bulutlu oldu, ortaya çıktı. Bir türlü gidemediydik. Bir hafta boyunca sürekli bulutlu olunca bir türlü göremediydik Perseid yağmurunu. Gecenin bir yarısı arabayla dolanıyoruz. Bulutsuz bir yer bulabilir miyiz de Perseid göktaşı yağmurunu izleyebilir miyiz diye. Öyle insan bazen genç yaşta bu tarz şeylerle ilgili olunca bir de kariyer de yapabilince güzel bir yol çizebiliyor yine. Çok güzel hocam. İstersen ben şimdi sunumu vereyim şöyle ekrana. Siz zaten kontrol edebiliyorsunuz. Ben şimdi izleyeceğimiz tabii sorularını biriktirsin. En sona doğru sorularınızı alacağım ve Çağan hocamıza ileteceğiz. Sizdeyiz hocam. Buyurun. Tabii ki çok teşekkür ederim. Bugün evet, evren bilim ve karanlık madde ile ilgili konuşuyoruz. Öncelikle ben hani bu ikisinin ne olduğu ile ilgili bir 10 dakikalık hemen kısa bir giriş Tabii ki, yapmak tabii ki. istedim. Evren bilim evreni çalışır. Yani kozmoloji İngilizcesi, Türkçe'de kozmoloji şeklinde geçiyor bazen. Biz evrenin geçmişini, bugününü, nasıl evrildiğini, içeriğini, yani ne yapılarının ne olduğunu, evrenin içeriğini, hani big picture deniyor ya İngilizce'de, büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Biz çok büyük detayı, galaksi galaksi ya da sistem sistem detayını çalışmak yerine. Evrenin genel olarak tarihi bu şekilde şu ana kadar öğrenebildiğimiz haliyle. Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce büyük patlama denilen bir olayla bugünkü olabilen her şey başlıyor. Bu büyük patlamanın öncesi var mı, ondan önce ne var pek bilinmiyor. Ola da bilir, olmaya da bilir ama bu büyük patlama çok sıcak ve yoğun bir noktadan başlattığı için evreni, ondan öncesiyle ilgili olan bilgiler bize pek ulaşmıyor. Neden ulaşmadığını da birazdan anlayacağız. Şimdi evrenin biz böyle bu şekilde geçmişini çok rahat çalışabiliyoruz. Bunun sebebi de ışığın bize gelme süresinin kısıtlı olması. Buna da biraz gireceğiz, değineceğiz birazdan. Büyük patlamadan sonra evren çok sıcak ve yoğun bir halde ve homojen. Yani her yerde az çok aynı miktarda materyal var. Böyle bizim bugünkü bildiğimiz gibi burada dünya var, uzayda boşluk var, yıldız var, galaksiler var, galaksi kümeleri var şeklinde bir dağılım yok. Tamamen evreni oluşturan hidrojen, helyum, sıcak gaz her yere homojen şeklinde dağılmış durumda. Sonrasında evren genişlemeye devam ediyor. Bu büyük patlamanın verdiği enerjiyle. Genişleme evreni soğutuyor ve belli bir miktar soğuduktan sonra evren tüm bu sıcak gaz plazma halinden nötr hale geçiyor. Çok sıcak plazma halinden. Ve buradan gelen bize bir ışık var. Ta evrenin ilk anlarından. Ta evren sıcak, parlayan bir plazmayken yaydığı ışık bir anda nötr hale geldiğinde, her yer transparan hale geldiği için, opaktan transparana geçtiği için, bu ışık evrenin ilk 380 bin yıl sonrasında her yere yayılıyor. Üç boyutlu, tüm yönlere. Tüm yönlere yayılan ışık evrende tüm yönlere ilerlemeye devam ediyor. Şimdi biz de bugünden baktığımızda gökyüzüne, ta en uzakta her şeyin arkasında, arka planında, o yüzden adına da kozmik arka plan ışıması deniyor. Biz bu evrenin ilk anlarından gelen ışımayı görüyoruz. Ve bu 1960'larda Çünkü
Çok özür dileyerek araya giriyorum. Bir yolculuk gibi değil mi? Yani yok olmuyor. İnsanlar düşünebilir. Ya ta eskiden oluşmuş bu ışığı sen nasıl görebilirsin? Aslında hep hareket halinde ve biz bunu yakalamaya çalışıyoruz aslında. Ya şöyle bir şey sürekli her an be an kozmik arka plan ışıması bize bir sonraki küresel kabuktan geliyor. Yani şöyle düşünün, kozmik arka plan ışıması yayıldığı anda hemen yayıldığı noktasında herkes bir flash görecek. Tamam, çok güzel. Daha sonrasında bir komşunun size yolladığı ışığı görüyorsunuz. Bir 10 dakika sonra öbürünü yol. Çünkü aynı anda yayıldığı için her yerden. Ama ışığınızı sonsuz değil. Dolayısıyla her yerden aynı anda yayılsa bile bir noktada bekleyen kişinin o ışığı görmesi aynı anda olmuyor. Yıllar yılı sürekli birbirinden uzaklaşan bir küresel kabuk şeklinde görmeye devam ediyorsunuz. Bunu ben hep şöyle anlatırım. Şimdi uzaktan bir davul çalan birisinin davul çalmasını izlerseniz, davula tokmağı vurduğu anda hemen gelmez sesi. Bir saniye sonra gelir, bir 100 metre, 300 metre uzaktan falan izlerseniz. O yüzden genelde de bir garip gelir Bir de sesi de hoş gelir. Davulun sesi. uzaktan davulun Uzaktan. sesi. Bunu da çok güzel bir örnekle, mesela çok geniş bir otoparkta ya da bir konser alanında herkes aynı anda alkış yaparsa siz kendi alkışınızın sesinizi hemen duyarsınız. Ama Ama 300 diğerleri metre üstüne binmiş gibi. sonra Evet. geç duyuyorsunuz. Şimdi bu evrende kozmik arka plan ışımasında herkes aynı anda alkış yapar gibi aynı anda yayıyor. Ama daha uzaktan gelen ışık bize geç geldiği için gittikçe böyle uzaktan ve daha ileriden gelen ışımayı görüyoruz. Şu anda biz uzağa baktığımızda da işte bu 13,8 milyar yıl önce yayılmış olan kozmik arka plan ışımasını bir küre kabuğu şeklinde görüyoruz. Bir saniye sonra bir ilerideki küre kabuğu, bir saniye sonra biraz daha Evet. ilerideki küre kabuğu. Çok ilginç bir, hani bu evren bilimde buna hemen alışmanız gerekiyor çalışırken. Uzağa bakmak demek, geçmişe bakmak demek. Direkt böyle evrenin evrilişini, yaşayışını ve gördüğü çeşitli evreleri, fazları çeşitli mesafelerde izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani biz arkeologlardan, tarihçilerden çok daha şanslıyız bu konuda. Çünkü bir tarihçi dünyanın tarihini izleyemiyor yani. Çünkü genelde kayıtlardan, arkeolojik kazılardan bulması gerekiyor. Biz yine kayıtlar ve arkeolojik kazılara bakabiliyoruz. Yani evrenin arkeolojik kazısı diyelim. Yani evrenden bize kalan şeyler. Ama biz aynı zamanda izleyebiliyoruz da evrenin bugüne gelişini. Çünkü uzağa baktığınızda geçmişi görüyorsunuz. Tabii ki uzağa bakmanın sıkıntıları da uzaktaki şeylerin çok ışığının çok parlak olmaması ve aynı şekilde de uzaktaki şeylerin küçük gözükmesi. Yani biz küçük ve parlak olmayan şeyleri çok kuvvetli teleskoplarla görmeye çalışıyoruz ki evrenin geçmişini çok daha rahat inceleyebilirim. Şu anki evrenin boyutlarına gelelim az çok. Evren 13,8 milyar yıl evriliyor bu şekilde. Çeşitli fazlardan geçiyor ve belli merkezler etrafında kütle çekiminin etkisiyle gazlar, helyum, hidrojen, lityum belli bir miktarda toplanıyor ve galaksileri oluşturuyor. Bu galaksiler de yine kendi kütle çekimleri etrafında birbiriyle etkileşerek yani gökada, aynı zamanda Türkçesi, gökada ve gökada kümelerini oluşturuyor. Şimdi bir gökada nedir? Bir gökada yaklaşık içerisinde bizim güneş gibi 100 milyar yıldız içeren bir yıldız kümesidir aynı zamanda. Yani bu yıldızlar birbirlerinin etrafında dönerler. 100 milyar tane, bu çok, bir ucundan bir ucuna mesafesi yaklaşık 100 bin ışık yılıdır. Bir gökada kümesi de 100 ila 1000 arasında gökada içeren birbirlerine bağlı olduğu bir küme. Yani bunlar muazzam büyüklükteki objeler. Yani bir gökada kümesi evrendeki en büyük objelerden bir tanesi. En büyük varlık yani. Kendisine kütle çekimiyle bağlı, aha bu bir varlık, bu bir şey diyebileceğiniz en büyük şey gökada kümesi. Bunu Tam burada bir şey zoomladığımızda... ekleyebilir miyim Çağan Hocam? Çok aralara giriyorum. Yayın öncesi konuştuğumuz için, sizden izin aldığım için sormam gerekiyor. Tabii. Mesela şu büyük patlamanın sağ tarafındaki o kozmik arka plan ışımasına kadar olan süreçte maddesel bir varlık yok aslında. Ben doğru mu anladım? Yani burada bir maddeye dönüşmüş bir şey yok. Orada mı oluşuyor aslında bu süreç? Mesela sizin bahsettiğiniz gökada dediğimiz olgunun içinde maddeler var. Hidrojenler var, helyumlar var. Karasal maddeler, karasal demeyelim ya, gezegenler var. Şu şekilde madde, şimdi burada maddeye
Önce maddenin bir tanımını yapalım. Bir Evet, kozmoloğa katı var göre. aslında. Katı Ha. madde demek istedim bu Şimdi arada. madde şu demek kozmoloğa göre. Evren genişledikçe evrenin genişlemesiyle seyrekleşen şeylere biz madde diyoruz. Yani sonuçta bir gaz aldığınızda gaz bir maddedir. Neden? Evren genişledikçe seyrekleşir. Buna biz genelde kozmolojide madde diyoruz. Şimdi fiziğe göre madde nedir? Kütlesi olan şeylere madde denir genelde fizikte. Evet. Şimdi büyük patlamada çok sıcak ve yoğun bir halden evren başlıyor. Sonrasında evren genişledikçe, soğudukça ilk başta maddeyi oluşturan proton, nötron ve elektronlar oluşmaya başlıyor. Şimdi proton ve nötronlar büyük patlama sırasında çok sıcak olduğu için onlar bile şeyde değiller, kararlı bir halde değiller. Evrenin biraz soğuması gerekiyor ki proton ve nötronlar oluşabilsin, o gazdan yoğuşabilsin. Daha sonrasında da bu büyük kozmik arka plan ışımasının öncesinde ortalıkta sadece protonlar var, nötronlar var ve elektronlar var. Ve bir de bizim şu an çözdüğümüz, bildiğimiz karanlık madde var ortada da. Ama karanlık maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. Ona geleceğiz. Şimdi ortalıkta proton, nötron ve elektronlar var. Bunlar çok sıcak haldeler. Dolayısıyla bunlar iyonize haldeler. Ne demek? Elektronlar bizim şu an bildiğimiz gibi protonların, nötronların etrafında dönmüyorlar. Şu anki atomları, nötr molekülleri oluşturan şeyler, elektronların bunların etrafında dönmesi, yani yörünge oluşturması, orbital oluşturması. Bu evrenin ilk anlarında çok sıcak olduğu için bir maddeyi ısıtırsanız bu nötralden plazma haline geçer. Yani elektronlar kopmaya başlar protonların etrafından. Evren de o ilk anda o halde, plazma halinde. Yani her yer proton, nötron ve elektron dolu sıcak bir plazma şeklinde. Ve az çok homojen. Yani bir yoğunluk farkı bir noktadan bir noktaya çok az. Çok ufak yoğunluk farkları var. Sonrasında evren genişliyor, soğuyor ve tüm bu plazma hidrojen ve helyuma dönüşüyor. Çünkü elektronlar protonları buluyorlar ve nötr hale geliyorlar. Ortalık hidrojen ve helyum gazı haline geliyor boşlukta. Sonra bu gazlar kütle çekiminin etkisi altında bu galaksiler daha oluşmamış tabii o zaman. Galaksilerin tohumları diyelim. Kütle çekimi tohumları oluşuyor ilk başta. Belli yoğun madde belli bir noktada toplaşmaya başladığında onun kütle çekim etkisi etrafındaki maddeyi de çekiyor. Daha da yoğunlaşıyor orası. Onun kütle çekim etkisi daha da madde çekiyor. Daha da yoğunlaşıyor. Böyle bir pozitif kısır döngü oluşuyor. Ve böylelikle ilk başta gökadalar oluşuyor. Gökadalar bu hidrojen ve helyumu kendi içerilerine çektikleri için bu çekilen hidrojen ve helyum çökerek yıldızları oluşturuyor. Süper. Gökadaların içerisindeki. Daha sonrasında bu yıldızlar evriliyorlar, çeşitli fazlardan geçiyorlar. Kendi içerilerinde daha ağır elementler oluşturuyorlar. Bizim bildiğimiz işte diğer periyodik tablodaki diğer tüm elementler. Evren ilk başladığında ortalıkta sadece hidrojen, helyum ve lityum oluşturacak şekilde çekirdekler var. Diğer tüm ağır elementler yıldızlarda ve yıldız sonrası kalan astrofizik süreçlerinde oluşuyor. Geç evrende. Çok çok teşekkür Çok hocam. çok Çok şu an net bölüyorum. oldu. Evet. Ben teşekkür ederim soru için. Şu an yani evrenin ölçeği bu şekilde. Biz evrene baktığımızda en büyük ölçeklerde gökada kümelerini görüyoruz. Gökada kümelerin içerisindeki bir gökadaya zoomladığınızda bir gökadayı görüyorsunuz. Onun içerisinde hala 100 milyar yıldız var. Yani o kadar zoomlamanıza rağmen yine hala çok büyük bir ölçektesiniz. Bir ucundan bir ucuna mesafesi 100 bin ışık yılı bir gökadanın az çok. Yani ışığın gitme süresi 100 bin yıl sürüyor. Kıyas yapabilirsiniz diye söylüyorum. Güneşten bize ışığın gelmesi 8 dakika. Yani 8 dakika ile 100 bin yılı kıyaslayın. Yani büyüklük ölçeği o şekilde. Daha da zoomladığınızda bir yıldız sistemini görebiliyorsunuz gökadaların içerisinde. Bizim güneş sistemimiz gibi. Bir yıldızın etrafında dönen gezegenler. Bu çeşitli ölçeklerde. Ve biz bu her ölçekte birazdan değineceğiz. Karanlık maddenin etkisini görüyoruz. Şimdi çok böyle bir temsili şekilde bu resmi gösteriyorum. Bu resim tabii ölçeği doğru değil. Bu bir yani artist şeyin sanatçının yorumu şeklinde diyelim. Evrene baktığımızda dediğim gibi uzağa baktığımızda geçmişi görüyoruz ya. Böyle bir küre kabuğu şeklinde de en uzakta kozmik arka plan ışımasını görüyoruz.
en merkezinde sanki biz varmışız gibi, ama bu dediğim gibi bir illüzyon, çünkü ışığın bize gelmesinden dolayı bu illüzyon oluyor. Merkezi dünyanın ya da Samanyolu'nun alındığı bir illüzyon, ya benzetim gibi, galiba, değil mi? Gibi, hı-hı, aynen o şekilde. Ama bu evrenin başka bir noktasından bakıyor olsaydınız, siz orası orası merkez olacak. Merkez aynen öyle. Gözüküyor. Çünkü biz topluyoruz şu an etrafımıza evet, göre. Şu an etrafımızda güneş sistemini görüyoruz. Güneş sisteminin içindeki şeyleri görüyoruz. Biz biraz uzağa baktığımızda diğer yıldızları, galaksimizin içindeki diğer yıldızları görüyoruz. Daha da uzağa baktığımızda diğer galaksileri, en uzakta da kozmik arka planı ışıması var. Evrenin şu anki geometrisi bu şekilde. Şimdi karanlık maddeye geçiyoruz şu an. Şimdi karanlık maddeyi öncelikle anlamak için karanlık maddenin ilk nerelerde keşfedildiğini ve nasıl keşfedildiğini anlamak tarihsel geçmişiyle çok daha uygun olacağını düşünüyorum ben. Öncelikle Andromeda gökadasından bahsetmek istiyorum. Bu bizim gökadamız değil. Bu bizim en yakın komşu gökadamız. Bizim gökadamızın adı Samanyolu. Ve biz içindeyiz. O yüzden böyle gökyüzünde göremiyoruz. Yani içinde olduğumuz için uzaktan böyle güzel bir şekilde göremiyoruz. Yani bir ormanın içindeyken ormanı görememek gibi. Gökyüzünde bir Samanyolu bir şey şeklinde, halka şeklinde gözüküyor. Tüm gökyüzünü saran. Andromeda ise aslında gökyüzünde herkesin görebileceği bir şey. Çıplak gözle de görebilirsiniz ama çok karanlık bir yere gitmeniz lazım. Andromeda aslında küçük olduğu için göremeyeceğiniz bir şey değil. Sadece çok sönük olduğu için göremeyeceğiniz bir şey. Şurada sağ altta gökyüzünde ayla kıyaslama yaptım gökyüzünde ne kadar büyük olduğunu. Gördüğünüz hilal bu kadarsa gökyüzünde ayın. Samanyolu, Andromeda gökadası, kusura bakmayın. Aslında ondan 3-4 kat daha büyük bir şekle sahip. Ama bunu göremiyorsunuz çünkü çok sönük. Parlaklığı çok az. Çok karanlık bir yere gitmeniz gerekiyor. Yani şehirlerden uzaklaşın. İyice böyle Samanyolu'nda çok net Denizli'ye. Denizli'de yetmiyor. Denizli'de de ışık kirliliği var artık. O şehir de büyüdü. Evet, doğru. İyice doğru. Köylerine, iyice böyle çok çok uzakta bir yere gitmeniz gerekiyor görebilmek için. Ya da kuvvetli bir teleskopla görebiliyorsunuz parlaklığı arttıran. Bu Andromeda gökadası tabii bize en yakın gökada, komşu gökada olması sebebiyle en çok çalışılan, incelenen şeylerden birisi astrofizikte. Ve bunu hocam da... bu arada Astropera'ya bir selam çakalım. Onlar da 100 bin oldu. Tabii. Ben de şimdi düşünüyordum. Ben gördüğümü hatırlıyordum Andromeda'yı. Düşünüyorum acaba değil miydi diye falan, ama o da demiş rahatlıkla görülebiliyor diye. Gördüğümü, çünkü ben gördüm yani gerçekten, ama karanlık bir yerde gördüm, onu söyleyeyim yani. Evet, çok evet, karanlık bir yerde gözlem sırasında görmüştük. Hatta bir trik daha söyleyeyim yani, bir ipucu. Şöyle doğrudan üzerine bakmamanız gerekiyor. Çünkü gözlerimizin en net gördüğü merkezi noktası en ışık hassasiyetine sahip değil. Okuma konusunda, bir şeyleri net görme, çözme konusunda baktığınız yer en net görürsünüz. Çünkü en yüksek çözünürlük, en fazla hücre yoğunluğu o şekilde. Ama gözünüzün periferel görüntü dedikleri, hani etrafıyla bakarsanız, doğrudan üstüne bakmazsanız ışık hassasiyeti daha yüksek o periferel hücrelerin. O yüzden çok sönük objeleri doğrudan üstüne bakarak değil de böyle yan gözle bakarak daha rahat görebilirsin. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu kendime fark ettiğimde bayağı kafaya taktım. Bu acaba dedim göz sorunu mu bende vesaire. Yok, gece karanlıkta da aynı sorun mesela. Karanlıkta bir şeye baktığımda değil de yan tarafına baktığımda görüyordum. Meğersem sebebi buymuş. Çok ilginç. Demek ki çok rahatladım şu anda hocam. İlginç bir taktik. Teşekkür ederiz bu güzel trik için. Rica ederim. Geceleri karanlıkta çok vakit geçirince, çok sönük objelere bakınca bunu zaten hissediyorsun. Demek ki herkes doluymuş. Ben gerçekten şey diyordum, acaba bende mi bir sorun var renk pigmentlerinde vesaire toplamasında. Aynısı gökyüzüne baktığında da oluyordu. Yan tarafına bakınca görüyordum. Demek ki bu taktiğiymiş işin. Bunu bilmiyordum. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Şimdi Andromeda'dan konuşuyorduk. Evet. 1969 ve 1970 yılları arasında iki bilim insanı, Vera Rubin ve Kent Ford, hatta o dönemlerde kadınlara karşı ayrımcılıktan dolayı Vera Rubin'e hakkı verilmiyor. Yani bu çalışmanın yapıldığının ödülleri ve tanınmışlığı verilmiyor. Yani sırf kadın olduğu için mi bu çalışmayı yapmasına rağmen verilmiyor? Evet, evet. İlginç. Hep Kent Ford öne sürülüyor. Ama aslında iki kişi tarafından yapılan. Öncelikle de veriyi inceleyen kişi Vera Rubin aslında. Kent Ford sadece danışmanlık yapıyor. Yani bir hocası gibi şeklinde. Aslında doğrudan doğruya çalışmayı yapan kişi, öğrencisi olan Vera Rubin.
Bugün de tabii artık o dönemden geçtiğimiz için bugün artık insanların hakları, kadınların hakları tanındığı Çok için şükür. Vera Rubin'in hem bu konuya katkısız tanınmış oluyor hem de Vera Rubin'e bir teleskopa da adı verilecek. Yani Hubble teleskobu şeklinde de Rubin teleskobu olacak. Yakın gelecekte uzaya fırlatılacak. Andromeda'ya dönelim. Vera Rubin bu Andromeda gökadasının içindeki yıldızların gökadanın merkezi etrafında ne hızla döndüğünün çalışmasını yapıyor. Ve gökadanın merkezinden uzaklığına göre bunların hızlarının datasını, verisini çiziyor böyle bir şekilde. Şimdi bu neden önemli? Bu şu şekilde önemli. Bir gökadanın içerisindeki kütleyi ölçebiliyorsunuz bu şekilde. Bir gökadada ne kadar kütle var? Şimdi gökadanın içerisindeki kütle çoğunlukla merkezinde toplaşmışsa, merkezden uzaklaştıkça bu yıldızların etraftaki dönme hızlarının düşmesini bekleriz biz. Çünkü kütle çekiminin etkisi azalır gittikçe. Merkezden uzaklaştıkça eğer kütle gökadanın merkezindeyse. Ve böylelikle belli bir uzaktaki yıldızların çok daha az hızlarla hareket etmesini beklersiniz. Ama Vera Rubin bunu bulmuyor. Şeye de bakarsanız bu çizelge X ekseninde gökadanın merkezine olan uzaklığı gösteriyor. Ve Y ekseninde de yıldızların dönme hızlarını gösteriyor. Ve bu az çok sabit. Yani tabii biraz bir azalma var ama çoğunlukla sabit kalıyor gökadanın merkezine uzaklaştıkça. Ve bu çok aykırı bir şey. Neden? Çünkü gökadadaki kütle dağılımına bakıyorsunuz. Yıldızlara, gazlara, her şeye. Buna uymuyor. Gazlar, yıldızlar, gökadada gördüğünüz, Andromeda'da gördüğünüz her şeyi söylüyor ki size bu Andromeda'nın kütlesi çoğunlukla merkezinde toplanmış. Uzağa gittikçe dağılan hafif bir kütlesi var. Ve bu sebeple uzaktaki yıldızların çok daha yavaş dönmesini beklersiniz. Ama bakıyoruz ki uzaktaki yıldızlar hızlı dönüyorlar. Beklentiden çok daha hızlı. Demek ki ekstra fazladan bizim görmediğimiz bir kütle var bu Andromeda galaksisinin içerisinde. Şimdi bunu çok daha güzel bir video ile anlatmak istiyorum ama bu video şeyde çalışmıyor. Sunumda çalışmıyor. O zaman bu sunumu hızlı bir şekilde geçiyorum. İlk başta Onu deneyebiliriz aslında. Sunuma Şimdi tıklarsak ilgilenir çalışıyor Canberk. mu? Bir deneyin hocam. Olabilir çünkü. Canberk bakar ona. Sunumda o tam şeyin olduğu yeri deneyebilir misiniz? Videonun olduğu yere Sağ tıklamayı. sağdaki video olması lazım. Ona tıklayınca oynaması gerekiyor. Oynamazsa da sorun değil. Ben de bak. Ha, sadece Benim değiştirebiliyoruz. Tamam. dediğimin animasyonuydu. Yani bu şey yıldızların şeyin gökadanın merkezi etrafında dönmesinin animasyonuydu. Yani soldaki daha yavaş dönüyordu uzağa gittikçe, sağdaki daha hızlı dönüyor. Yani karanlık maddenin varlığının ve yokluğunun farkını görsel olarak aktarma açısından. Bunu solda da grafik şeklinde gösteriyoruz. Yine y ekseninde yıldızların hızları, dönme hızları, x ekseninde de merkeze olan uzaklık. Normalde bu noktalı çizgi gibi düşmesini bekleriz uzaklaştıkça. Ama Vera Rubin'in gözlemlediği gibi az çok sabit kalıyor. Uzaklaştıkça düşmüyor. Ve bu sonrasında birçok galaksi için tekrarlanıyor aynı çalışma. Yani bu sadece Andromeda için doğru değil. Hangi galaksiye bakarsanız bakın aynı şeyi görüyorsunuz. Merkezden uzaklaştıkça yıldızlar merkezi etrafında dönmelerindeki yüksek hızlarını koruyorlar. Ve bu sebeple Andromeda sadece tesadüfi orada bulunmuş ama sadece bu orada demek değil. sadece Diğerlerinde bu de orada var. değil. Bu dediğim gibi 1969-70 senelerinde ilk çalışma, karanlık maddeyle ilgili ilk yapılan çalışmalardan bir tanesi. Daha sonrasında biz şu an 2024 senesindeyiz. Birçok diğer galaksiyle de ilgili bu karanlık maddenin var olduğu gözlemlendi, doğrulandı. Şu an biz biliyoruz ki bu kozmolojik çalışmalarda da doğrulandı bu arada. Kozmik arka plan ışımasından bahsetmiştik ya. Evet. Karanlık maddedeki kanıtı, yani karanlık maddenin varlığının kanıtını biz kozmik arka plan ışımasında da test ettik. Biz derken kozmologlar anlamında söylüyorum. Ben yapmadım çalışmayı. Bunu 1900 2000'li yılların başında, 90'lı yılların sonunda yapılmaya başlanıyor kozmik arka plan ışıması ile ilgili detaylı karanlık madde çalışmaları. Ve orada da yani 13,8 milyar yıl önce de var karanlık madde. Hocam Bugün de onu nasıl var. anlamış? Ya oradaki tespit nasıl olmuş? Onu ben tam anlayamadım. Hadi burada gözlem yapabiliyoruz. Orada nasıl olmuş da anlamışlar karanlık maddenin olduğunu? Şöyle, orada nasıl olduğu bu yıldızların dönmesi kadar basit değil.
Biraz evet, daha çünkü çok daha zor sanki. Karışık evet. bir durum, evet. O yüzden soruyorum. Şöyle hemen kozmik arka plan ışımasına dönelim. Hemen anlatayım. Şimdi demiştik ya, evren ilk başta kozmik arka plan ışımasından önce plazma halinde. Yani çok evet. sıcak gaz. Ve plazmanın da basıncı çok yüksek. Yani bir yerde bir madde topaklanmaya başladığı anda hemen basınç oluşturuyor, geri ittiriyor. Topaklanmasını engelliyor maddenin. Çünkü basıncı var. Hidrojen ve helyumun, iyonize olan hidrojen ve helyum plazmasının, hemen geri ittiriyor. Dolayısıyla kozmik arka plan ışımasından önce normal madde, yani bizim bildiğimiz hidrojen helyum plazması çökemiyor, galaksiler oluşturamıyor sıcak olduğu için. Ama şu an bildiğimiz kadarıyla karanlık madde buna istisna. Yani karanlık maddenin bir basıncı yok. Kendi içerisinde ittirmiyor. Yani topaklandığı zaman, kütle çekimi etkisi altında çöktüğü zaman kendi kendisini ittiremiyor geri, bir gazlar gibi. Kendiyle de etkileşimi çok zayıf. Dolayısıyla bu kozmik arka plan ışımasından önce ortalık çok sıcak olmasına rağmen, plazma olmasına rağmen, karanlık madde bunu hiç umursamıyor çünkü basıncı yok. Basıncı olmadığı için ufak kütle çekimi farklarının altında hemen topaklanmaya, çökmeye başlıyor. Yani normal madde, hidrojen helyum plazması homojenken, karanlık madde çöküp topaklar oluşturmaya başlıyor. Şimdi evren evriliyor ve belli bir yerden sonra evren soğuyor. Hidrojen ve helyum da aynı zamanda iyonize haldeyken, plazma halinden nötr haline geçiyor. Ve nötr haline geçince plazma halindeki basıncı kalkıyor ortadan. Hidrojen ve helyum da sanki o zamandan sonra artık basınçsız hale geldiği için kendini destekleyemiyor ve karanlık maddenin öncesinde oluşturduğu tohumlara çökmeye başlıyor. Bunlara tohum diyorum çünkü karanlık madde daha erken çökmeye başladığı için belli yoğun bölgeler oluşturdu evrende kozmik arka plan ışımasından önce. Kozmik arka plan ışıması yayıldığı anda zaten bu normal madde, hidrojen ve helyum, bu yoğunlaşan, daha öncesinden oluşmuş karanlık madde topaklarına çökmeye başlıyor. Eğer karanlık madde yoksa evrende, bu böyle bir şekilde bir tohumlanma oluşamıyor. Yani galaksileri oluşturan bu yoğun noktalar, eğer ortalık sadece hidrojen ve helyum plazmasıysa, hiçbirisi çökemeyeceği için bu plazma halindeki basıncından dolayı bu tohumlar oluşamayacak. Ama karanlık madde olduğu için, karanlık maddenin de kendisiyle etkileşim zayıf olduğu için arka plan ışımasından önce, her şeyden önce çöküp galaksileri oluşturabildiği için sonrasında normal madde onu takip ediyor. Karanlık madde ama antimadde değil, değil mi hocam? Aynısı değil. Hayır, katiyen değil. Tamam. Hemen onun da ayrımını yapalım. Hemen iki dakikada. Antimadde bizim normal bildiğimiz bir şey. Her parçacığın bir karşıt parçacığı var. Evet. Elektronun karşıt parçacığı pozitron mesela. Işığın, fotonların karşıt parçacığı kendisi. Protonların antiprotonları var mesela. Bunlar evrende bizim şu an bizi oluşturan şeyler genelde normal parçacıklar. Antiparçacıkları, yani karşıt parçacıkları biz şeylerde oluşturabiliyoruz. Çok yüksek hızlı parçacık çarpıştırıcılarında yüksek bir enerjiyle ikisini de oluşturabiliyoruz. Ama antimadde ile karanlık madde birbirinden tamamen ayrı bir şey. Antimaddenin bize ne olduğunu biliyoruz. Normal, bizim fizik teorilerimizde antimadde gayet normal, her şeyin içerisinde var. Bilinmeyen, gizemli bir şey değil. Gizemli olan şey antimadde ile ilgili şu: neden evrende normal madde, pozitif madde daha fazla, antimadde az? Onu bilmiyoruz. Ama antimaddenin ne olduğunu biliyoruz. Evet, çok şimdi. Güzel. Şimdi karanlık maddenin arka plan ışımasında da neyi anlattık şu an? Dedik ki karanlık maddenin kanıtı, yani varlığının kanıtı Andromeda galaksisinde var. Sonra aynen. dedik ki diğer tüm etrafımızdaki galaksilerde de var. Sonra aynen. dedik ki karanlık maddenin varlığının kanıtı kozmik arka plan ışımasında da var. 13.8 milyar yıl önce. Şimdi karanlık maddenin nasıl davrandığı, tamam, yani bu karanlık maddeyle ilgili çok çeşitli kanıtlar var bu arada. Bu saydıklarım sadece bir iki tanesi. O yüzden şu an bilim çevrelerinde karanlık maddenin varlığını sorgulayan çok az kişi var. Genelde, yani karanlık maddeyle ilgili bir ara tartışmalar vardı, var mıdır yok mudur gibi. Bu kesinlikle çok çok az vardır diyoruz o zaman ya, en son noktada. %95'i diyeyim, %95'i astrofizikçilerin ve kozmologların karanlık maddenin olduğunda hemfikir.
ufak bir kesim olmadığını düşünüyor. Onların olmadığını düşünmesinin sebebi de şu. Acaba biz kütle çekimini mi yanlış anladık diyorlar. Hani kütle çekimi bizim, çünkü bu karanlık maddeyle ilgili olan tüm testler kütle çekimi testleri. Yani bir maddenin belli bir yere topaklanması şeklinde ya da bir yıldızların kütle çekiminin etkisinin etrafında, galaksinin merkezi etrafında dönmesi şeklinde ya. Acaba biz kütle çekimini yanlış mı anladık? Kütle çekimi teorisini, Einstein teorisini biraz değiştirerek karanlık maddenin etkisini yaratabilir miyiz hiçbir madde eklemeden demeye çalışıyorlar. Ama şu anda literatürde, yani bilim çevresinde bu karanlık maddeyle ilgili tüm ayrı ayrı kanıtların hepsini açıklayabilecek tek bir düzeltilmiş kütle çekimi teorisi yok. Her yere ayrı çözüm üretmeye çalışıyor. İşte şurada şu vardır, burada bu vardır şeklinde. Dolayısıyla tek bir genel geçer bir çözüm olmadığı için tüm bu karanlık maddeyle ilgili kanıtların hepsini aynı anda açıklayabilecek. O yüzden genelde insanlar %95 bu karanlık madde tarafında. Ama bu demek değil ki hani o %5'lik kesim katiyen yanlıştır. Bilimde bu çift taraf olması doğaldır. Özellikle bu tarz üzerinde münazara yapılan konularda. Herkes farklı yolları araştırır. Belli olmaz. Belki onların ilerlediği, keşfetmeye çalıştığı, çözmeye çalıştığı yol doğru yol çıkar. O yüzden böyle bir ufak bir iş ayrılığı, iş bölümü yapılması çok doğaldır bilimde. Ama şu an dediğim kadarıyla ben karanlık maddeyle ilgili size kanıtları söyledim. Neden var olduğuna inandığımızı. ben de bu karanlık madde tarafındayım bu arada, bu bilim insanları içerisinde. Ben de böyle bir ekstra maddenin var olduğunu düşünüyorum. Ve bunun yapısını ve özelliklerini çözmeye çalışıyoruz biz. Yani ne gibi özelliklere sahip ki ne olduğuyla ilgili ipucu elde edelim ki çözebilelim ne olduğunu. Veya şurada aklıma gelen şu oldu. Bize ne verecek? Karanlık maddenin keşfi bildiğimiz bir şeyi değiştirecek mi? Anladığım kadarıyla buradaki kütle çekimi sebebi olan şeyi buldunuz siz. Daha sonrasında bize ne getirecek? Yani karanlık maddenin olması mesela fizikle çığır açacak mı? Ya da yeni bir şey getirecek mi? Bize ne verecek bu? Bu çok ilginç bir soru aslında. Yani ekstradan bir bilgi veriyor mu? Ya da var olan bir yasayı değiştirecek mi? Sallıyorum sadece şu an farazi. Herhangi bir devrimsel bir şey olacak mı bu ortaya çıktığı zaman? %100 kanıtlandığında. Şöyle, yepyeni bir madde çeşidi olacak bu. Yani bu ne demek? Evet. Şöyle diyeyim. Bu mesela yeni bir element keşfetmek değil. Neden? Çünkü yeni bir element keşfetmek nedir? Biz elementlerin içeriğini biliyoruz. Proton, nötron ve etrafında dönen elektronlardan oluşuyor. Çeşitli proton sayısını değiştirirseniz element değişiyor. Nötron sayısını değiştirirseniz izotop değişiyor. Elektron sayısını değiştirirseniz de iyonize oluyor ya da iyon hali. Bu yeni bir element keşfetmek aslında bilinen materyalleri yeni kombinasyonlarla üretmek. Aynen, kombinasyon değişiyor. Aynen. Yeni bir şey var olmuyor. Bu Lego çok farklı ama. Hani evet. Lego parçacıklarıyla farklı şekilde birleştirmek gibi. Ama karanlık madde eğer keşfedilirse yepyeni bir madde çeşidi olacak. Yani şu an bizim bildiğimiz temel parçacıklar var. İşte leptonlar, elektronlar, kuarklar ve güç taşıyan şeyler. Bu temel parçacıklar ve leptonlardan ayrı bilmediğimiz yepyeni bir madde çeşidi olacak karanlık madde eğer keşfedilirse. Yani ne olduğu keşfedilirse, tabii ki hani karanlık maddenin varlığı keşfedildi ama ne olduğu bilinmiyor da. O açıdan çok büyük anlamda çığır açacağını düşünüyorum ben fizikte. Yepyeni bir parçacık kategorisine kapı aralıyoruz eğer karanlık maddeyi keşfedersek. Şimdi burada mesela şeyden örnek vereyim. 1900'lü yılların başından. 1900'lü yılların başında radyoaktivite keşfediliyor. Radyoaktiviteden önce nötron bilinmiyor mesela. Çok geç keşfediliyor nötron. Yine biliniyor da. Sadece proton ve elektron var. Hadi nötron da var diyelim. Bilinen parçacıklar kitlesi arasında. Proton, nötron, elektron. Sonra radyoaktivite keşfediliyor. Bakıyorlar ki Marie Curie, Henri Becquerel bu tarz insanlar tarafından 1900'lü yılların başında. Bakıyorlar ki bazı parçacıklar, bazı elementler size çok yüksek enerjide ışınlar yayıyorlar. Durduk yerde hiç. Siz ona bir şey yapmamanıza rağmen. Radyoaktivite deniyor. Yani aktif, yani bir şekilde. Yoğunlaştıran ışınlar. Bir şey atıyor. Sürekli atıyor durduğu yerde. Tabii bu böyle şeylerle deney yaptıkları için mesela Marie Curie sonrasında talasemiden ölüyor mesela. O radyasyonun ona verdiği hastalıktan dolayı. Çünkü bilinmiyor o zaman radyasyon diye bir şey olduğu. Sürekli bu radyoaktif maddelerle deneyler yapıyor Marie Curie. Şimdi ilk başlarda bu radyoaktifte keşfedilirken ne olduğu bilinmediği için sonrasında çözmeye çalışıyorlar radyoaktivitenin ne olduğu. Yeni parçacıklar keşfediliyor.
çekirdek altı parçacıklar ve nötron keşfediliyor ve çeşitli elementler keşfediliyor. Sonra radyoaktivitenin biz bugün bilime olan katkısını görüyoruz. Yani daha sonrasında ilk başta bu garip bir etki şeklinde. Niye bu elementler durduk yere bize ışını mı yayıyor sorusunu cevaplamaya çalışırken bin bir çeşit yepyeni parçacık denizi keşfediliyor. Benzer bir keşif aslında, doğru söylüyorsunuz. Ya bu karanlık maddenin günlük hayatımıza katkısı bir radyoaktivite kadar hızlı olacağını ben düşünmüyorum. Hani bizim belki Evet. torunumuz görüyor ya da torunumuzun torunu. Ama fizik böyle bir şey. Yani siz fizik size gerçekten çok büyük bir kuvvet veriyor. Çünkü doğa yasalarını öğreniyorsunuz. Doğada ne olduğunu, doğanın içeriğini öğreniyorsunuz ve sonrasında bunu siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Özelliklerini iyi bilirseniz ve çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Pandora'nın kutusunu açmak gibi bir şey. Evet. Ve bir bilemezsiniz size ne getireceğini. Önemli olan şey bu. Mesela ben şu an bir fizikçi olsaydım 1890 yılında bu radyoaktivite keşfedilmeden önce, kuantum mekaniği keşfedilmeden önce ve diyelim bu aynı konuşmayı yapıyoruz diyelim, söyleşi yapıyoruz. Ve ben fizikle ilgili konuşuyorum, çok güzel şeyler anlatıyorum. Diyelim ki böyle bir iki garip şey var. İşte radyoaktivite var, çözülmemiş ufak bir iki problem var. Ama bu problemleri diyelim biz çözmeye çalışıyoruz. Birisi sordu diyelim ne getirecek bu problemleri çözsen? İşte mekanik zaten çözülmüş. İşte termodinamik zaten çözülmüş. Ne yapacaksın? Bizim gül gibi şey buhar motorumuz var. Bize buhar motoru yeter deseydik 1890 senesinde bugüne gelemezdik mesela. O yüzden bugün de mesela bize yarı iletken çipler yetmez. Bize bugün de fisyon reaktörleri yetmez. Bize füzyon reaktörü lazım. Füzyon, Bize bu doğru. hani bugünkü icat ettiğimiz şeylerin hiçbir şekilde biz bunlarla yetinmemeliyiz. Sürekli daha sonrasınız, daha sonrası. Ve bunu getirecek şey de temelde fizik. Daha sonrası tabii ki mühendislerin de fizik keşfedildikten sonra iş mühendislere kalıyor ve onlarda da çok büyük dehalar var bu tarz şeyleri yapacak, tasarımları yapacak. Ama iş temelinde yeni fizik yasalarını bulmak. Zaten hocam siz buluyorsunuz mesela Einstein'ın işte güneş panellerinin diyelim bugünkü fotovoltaiklerin biliyorsunuz Nobel'de aldığı şey fotoelektrik etki. Biz de uyguluyoruz. Bulun biz uygulayalım. Şey var burada çok ilginç bir soru var aslında. Ya bu görüntü şimdi yeni gelen bir izleyici gördü diyelim. Karanlık madde görseli bu mudur yani? Bunu mu anlamalıyız buradan? Şöyle, bu görüntüyle ilgili bu dediğim gibi hani artist rendition dedi İngilizce'de. Yani bu sanatçının yaptığı bir yorum aslında bu. Bu görsel bu şekilde değil. Karanlık maddenin özelliklerinden, çok önemli bir özelliğinden bahsedeyim. Karanlık madde tamamen şeffaf, transparan. Yani burada gözüktüğü gibi böyle siyah siyah şeyler şeklinde gözükmüyor karanlık madde. Gökyüzüne baktığınızda karanlık maddeyi hiçbir şekilde doğrudan gözünüzle ya da teleskoplarla ya da ışıkla etkisiyle göremiyorsunuz. O yüzden karanlık maddeyi farklı yollarla çalışmak gerekiyor. Burada karanlık madde temsili gösterilmiş. Yani temsili gözümüzle görselde görebilelim diye. Siyah olan yerlerde çok karanlık madde var demek. Gökyüzüne baktığınızda galaksileri görüyorsunuz bu sarı sarı topaklar şeklinde. Galaksi kümelerini görüyorsunuz birbirleriyle etkileşip topardandığı, topak oluşturduğu yerlerde. Bu tüm gözüken galaksilerin, galaksi kümelerinin etrafını saran ve bunları kendi kütle çekimi etkisi altında hapsetmiş bir karanlık madde dağılımı var evrende ve genelde karanlık maddenin dağılımı da evrende bu şekilde. Ama biz bunu gözümüzle göremiyoruz dediğimiz gibi bu ölçüyoruz. Nasıl ölçüyoruz? Kütle çekimiyle ölçüyoruz. Yani karanlık maddenin kütle çekimi var. Etrafındaki galaksileri, yıldızları, arka plandaki cisimlerin görüntülerini bükerek bize kütle çekimiyle ilgili bilgi veriyor. Bir evrendeki kütle çekimi dağılımını da bilirseniz, kütle çekimi dağılımını kullanarak da kütle dağılımını ölçebiliyorsunuz. Hani hangi kütle bu kütle çekimine sebep oluyor diye. Kütle dağılımını ölçerek de karanlık maddenin dağılımını ölçüyorsunuz. Bu şekilde. Böyle bir Çok temsili güzel. göstermek istedim. Buna da kozmik ağ deniyor. Kozmik web. Yani bu şey gibi. Örümcek ağı gibi. Evrende baktığınızda kütlenin dağılımı böyle lif lif uzun filamentler şeklinde gözüküyor ve bazı yerlerde topaklar şeklinde gözüküyor bu filamentleri birbirine bağlayan. Şimdi karanlık maddeyle ilgili konuştuk. Bir iki benim karanlık maddeyi kendi çalışmamda nasıl ölçtüğümü konuşmadan 2 dakika önce hemen bir karanlık maddenin bir iki özelliğiyle ilgili hem özelliklerini biraz hatırlatayım diyeyim. Dediğim gibi karanlık madde şeffaf, katiyen ışıkla
doğrudan etkileşmiyor. Yani şeffaf. Masa, önünüzdeki masayı görebiliyorsunuz. Neden? Masaya çarpan fotonlar size yansıyor. Yani ışık parçacıklarıyla masa etkileşiyor ki masayı görebiliyorsunuz. Eğer hiç etkileşmeseydi ışık masanın içinden geçip gidecek, siz de masayı göremeyecektiniz. Karanlık madde bu özelliğe sahip. İkinci özelliği, karanlık madde normal maddeyle bildiğimiz kadarıyla etkileşmiyor. Yani normal madde bir karanlık madde parçacığı, eğer parçacık halindeyse, normal maddenin içinden geçip gidiyor. Yani bir dünyaya geldiğinde karanlık madde parçacığı dünyanın içinden geçip gidiyor hiç etkileşmeden. Hani şey gibi, bir uçağın bulutun içinden geçip gitmesi gibi, buluta hiç çarpmadan. Hani biz bulut gibiyiz yani karanlık maddeye göre. Bunu nasıl hocam, bildiğimiz kadarıyla dediniz ya, yani bunu gözlemleyebilmişler mi? Yoksa bu bir teoremde işte ne bileyim hesaplama mı yapılmış, tahmin varsayım yürütülüyor ya da bunu gözlemlemişler mi? Şöyle bunu şöyle nasıl anlatayım? Exclusion deniyor genelde İngilizce'de. Deney yapıyorsunuz laboratuvarda. Şu an mesela karanlık maddeyi biliyoruz biz. Neden biliyoruz? Gökyüzünde var. Yani galaksilerin içerisinde var. Bizim galaksimizin içinde de var karanlık madde. Yani bizim galaksimizin içindeki yıldızları da yörüngede tutan ve onların hızlı dönmesine sebep olan karanlık madde var kendi galaksimiz için. Bu ne demek? Biz şu an karanlık maddenin içinden geçiyoruz sürekli. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle, güneşin galaksi merkezi etrafında dönmesiyle biz karanlık maddenin içinden sürekli geçiyoruz. Ya da tersiyle karanlık madde de bizim içimizden sürekli geçiyor, geçip gidiyor. Şimdi siz laboratuvarda deney yapıyorsunuz. Bir çok hassas bir deney düzeneği oluşturuyorsunuz ki atom çekirdekleri var ya da çeşitli parçacıklarınız var deney düzeninizin içerisinde. Bu parçacıklara en ufak bir çarpışma olduğunda, bir şey çarptığında siz ölçebiliyorsunuz. Böyle deneyler var. Bunlar direct detection. Doğrudan karanlık maddeyi tespit etmeye çalışan şu an bir sürü deney var dünyada. Laboratuvarlarda böyle çok büyük kütleli karanlık madde dedektörleri yapmaya çalışıyor insanlar çeşitli boyutlarda ve çeşitli... Bu nötrino parçacıklarının tespiti gibi bir şey galiba gibi, biraz. Çok ona benzettim. Nötrino da karanlık maddeye çok benziyor. Biz karanlık maddenin nötrino olmadığını biliyoruz. Ama değil. Değil. Karanlık madde çünkü nötrinodan çok daha ağır. Nötrino çok hafif kalıyor. Çünkü dediğim gibi nötrinonun kütlesi çok az olduğu için tüm bu şeyleri tutmaya yetmiyor. Karanlık maddenin toplam kütlesi evrendeki normal kütlesinin, normal madde kütlesinin 5 katı. Yani gökyüzünde gördüğünüz yıldızlar, galaksiler, gaz bulutları, her şey, gözünüzle görebildiğiniz her şeyden 5 kat fazla karanlık madde var ortada. Yani bu şey ihmal, ufak, hafif bir şey değil. Normal maddeden çok daha fazla. %80 karanlık madde ve %20 normal madde gibi bir şey evrende. %85-15. Laboratuvarlarda dediğimiz gibi nötrino dedektörleri gibi karanlık madde dedektörleri var. Bugüne kadar hiçbir şey keşfedilmedi. Hiçbir laboratuvarda karanlık madde tespiti konusunda. Yani yok. Sinyal yok. Yani bu ne demek? Karanlık madde normal maddeyle eğer etkileşiyorsa çok 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 zayıf. Nötrino'dan bile daha zayıf etkileşiyor demektir. Çünkü nötrino kadar etkileşiyor olsaydı biz bugüne kadar keşfetmiş olduk. Çünkü nötrino da keşfetmiş. Veya etkileşmiyor demektir. Ya da hiç etkileşmiyor. Evet, onu daha bilmiyoruz. Çünkü fizikte onun ayrımını yapamıyorsunuz. Bilimde genelde onun ayrımını yapamıyorsunuz. Hani bir şey sıfır mı yoksa sıfıra yakın çok sıfıra küçük yakın bir sayı mı bilemiyorsunuz. Ölçümünüzün hata payında kaldığı için. Şu anda karanlık maddeyi doğrudan tespit etme çalışmaları şu şekilde. Ben de lisans çalışmamda Chicago Üniversitesi'ndeyken karanlık madde laboratuvarında çalıştım. Yani karanlık maddeyi tespit etmeye çalışan bir laboratuvarda çalıştım. Doğrudan deney tespiti, yani biz deneysel çalışma yapıyorduk. Daha sonrasında gözlemsel çalışmalara geçtim ben. Şimdi karanlık maddeyle ilgili yeterince ön bilgi yaptık. Benim şeye geçelim. Karanlık maddeyi ben nasıl çalışıyorum ya da benim gibi çalışma yapan iş arkadaşlarım nasıl çalışıyor? Hemen ona geçelim. İş arkadaşınız mı? Sahilde. Albert Einstein bizim atamız diyelim. Bilimsel atamız. Keşke iş arkadaşı olabilseydik, çok güzel olurdu yani doğrudan sohbet. Benim şu an yaptığım işlerin birçoğunu var olabilmesini sağlayan, fikirleri ortaya atan kişi Albert Einstein. Çok çok önemli bir fizikçi. Yani isminin her evde bilinmesinin sebeplerinden birisi var. Yani bazı fizikçilerin ismi bilinmez ama çok büyük katkı yapmışlardır. Hani deriz ki hiç keşke bilinse. Bazı insanlar da böyle çok meşhur olur ama bakarsınız aslında çok bir
önemli birisi değildir aslında. Yok yere meşhur olmuştur. Einstein önemli birisi değil. Doğrudan hani hakkıyla meşhur olmuş. Hem önemli hem meşhur. Aynen. Ben geçen Netflix'te de güzel bir belgeseli var. Çok da iyi değil ama kötü de değil. O yaşadığı süreci falan anlatıyor işte kaçışını, işte İngiltere'de saklanışını. Ya biraz daha hayat hikayesi tavsiye ederiz. Yani yaşadığı zorlukları da izleyeceğimiz oradan görebilir. Son çıkan bir belgesel var. Türkiye'ye gelmiştir. Einstein'ın hayatını bir izleyin derim. Güzel bir belgeseldi. Evet. Albert Einstein çalışmalarının birçoğunu daha Avrupa'dayken yapıyor. Sonrasında Amerika'ya geliyor. Çok önemli çalışmalarından, sonuçlarından bir tanesi de ışığın düştüğünü göstermesi. Işık düşer mi? Yani bu ne demek? Şimdi eski kütle çekimi kavramı ne? Isaac Newton'un bulduğu kütle çekimi kavramı. Yani iki kütle birbirini kütleleriyle orantılı olarak çekerler. Kütle çekimi aynen. Kütle çekimi. G1'e mi 2 bölü kare bildiğimiz. Aynen öyle bildiğimiz model. Şimdi ışık buna uymuyor. Işığın kütlesi yok çünkü. Dolayısıyla Newton'un teorisine göre ışığın kütle çekiminden etkilenmemesi. Kaçması lazım ya da aynen. Şimdi Einstein yeni bir kütle çekimi teorisiyle geliyor ve onun teorisinin Newton'un teorisine göre daha üstün, daha doğru olduğu ortaya çıkıyor. Tabii Newton'un teorisi de bazı yaklaştırmalarda doğru. Yani günümüzdeki birçok şeyde Newton'un teorisi geçerli. Ama Einstein teorisi daha doğru. Einstein teorisi diyor ki kütle çekimi aslında uzay zamanın bükülmesinden kaynaklanan bir sebeptir. Yani etrafımızdaki uzay zaman dokusu, yani evrenin dokusu, tuvali bükülüyor demektir. Işık da o tuvali izlediği için, o geometri izlediği için ışık da aynı kütle gibi, kütleli maddeler gibi düşecek demektir. Yani bu ne demek? Eğer Einstein şunu diyor. Siz uzayda bir roket içerisindeyseniz ve roketin motoru çalışıyorsa ve sizi ivmelendiriyorsa ya da dünyada kütle çekiminin etkisi altındaysanız, kapalı, izole bir odadaysanız bu iki durum içerisinde de bunların farkını ayırt edemiyorsunuz. Yani sen diyelim kapalı bir odadasın, dışarıdan ne ses geliyor ne bir şey ama bakıyorsun ki bu telefonu bırakıyorsun, telefon düşüyor. Deneyler yapıyorsun, kütle çekimi var falan. Sen ayırt edemiyorsun acaba uzay boşluğunda ivmelenen bir uzay gemisinin içinde misin yoksa dünyada kütle çekiminin etkisi altında mısın? Bunu bilemiyorsun. Einstein diyor ki bu ikisi aslında aynı durum. Yani kütle çekimi aslında bunlar birbirinden ayırt edemez fiziksel olarak. Sen uzay gemisinde ivmelenen durumdaysan ışık, uzay gemisi ivmelendiği için ışığın bükülen bir yörünge izlemesi lazım. Çünkü ışık doğru yol izler normalde uzay boşluğunda. Ama sen ivmelenen bir uzay gemisindesin, demek ki ışığın bükülmesi lazım sana göre. Aynı sonuç o zaman bunlar birbiriyle ayırt edemiyorsa kütle çekimi için de geçerlidir. Yani dünyada sen bir feneri yatay bir şekilde ışığını yaktığın zaman fenerden çıkan ya da lazerden çıkan ışığın ilerledikçe düşmesini beklersin. Ki bunun deneyini yaptığında gerçekten onu buluyorsun. Işık böyle bir şey gibi, mermi yörüngesi gibi ya da top yörüngesi ya da fırlattığın bir herhangi bir objenin yörüngesi gibi düşüyor. Ama biz bunu neden peki göremiyoruz normal hayatta? Ya bu da karanlık maddeden dolayı değil mi hocam ya? Bu karanlık madde, dünyada bu karanlık maddeden dolayı değil. Dünyada, evet. Dünyanın kütlesinin çoğunluğunu dünya kütlesi oluşturuyor. Dünyadaki aynen. Toplam karanlık madde kütlesi ihmal. Ama uzayda, yani gökyüzüne baktığınızda bu kütle çekimsel merceklemenin, buna kütle çekimsel mercekleme deniyor bu arada. İlk başta 1916 yılında teorisi yapılıyor Einstein tarafından. 1919 yılında da Arthur Eddington tarafından deneyle doğrulanıyor. Bu deney de çok güzel. Güneş tutulması bekliyorlar. Güneş tutulması oluyor. Güneşin önüne ay geldiği için güneşin ışığını kapatıyor. Güneşin ışığını kapattığı için güneşe gökyüzünde çok yakın arka planda olan yıldızların ışığı gözükebilmeye başlıyor. Teleskopla görebiliyorsunuz. Normalde güneş parlak olduğu için araba farı gibi o ışığın, yani araba farı yanıkken sürücüyü saçılmasına şey oluyor. Gibi, göremiyorsun onu. Arka plandaki yıldızların ışığını göremiyorsunuz ama güneşin ışığını ay kapattığı zaman arka plandaki yıldızları görebiliyorsun. Şimdi o gelen ışık güneşin çok yakınından geçip gelmek zorunda kaldığı için sana, yıldızdan gelen ışık, güneşin kütlesi yüzünden bükülüp gelmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla yıldızın konumu sana biraz uzak gözüküyor. Şu an mesela benim bu gözlük neden çalışıyor? Gözlük ışığı büktüğü için mercekleme etkisi yapıyor ve arka plandaki şeylerin görüntüsünü benim için düzeltiyor, benim gözüm görebilsin diye. Doğru. Kütle çekimi de aynı şeyi yapıyor aslında. Güneşin kütlesi arka plandaki yıldızların ışığını bükerek yıldızların farklı yerlerde gözükmesine sebep oluyor. Ve bunu Arthur Eddington deneyle doğruluyor, tespit ediyor. Ve biz bunu bugün her yerde görüyoruz gökyüzünde.
Öncelikle birçok durumda da Gökada merceklenmesi şeklinde görüyoruz. Gökada merceklenmesi ne demektir? Arka planda bir Gökada var. Arka planda uzakta, çok daha uzakta. Bir de biraz daha yakın bize ön planda başka bir Gökada var. Bunların ikisi de 100 milyar yıldız içeren Gökadalar. Bunları görebiliyorsunuz. Şimdi bu resimde arka plandaki Gökada böyle halka şeklinde gördüğünüz mavi olan şey. Ön plandaki Gökada da turuncu topak şeklinde gördüğünüz daha yakın olan şey. Şimdi normalde arka plandaki Gökada'nın şekli böyle atnalı gibi değil. Normal düzgün bir şekli var. Yani Samanyolu Gökadası gibi sarmal normal bir şekli var. Bunun Ama böyle öndeki gözükmesi Gökada böyle şey yapıyor o zaman, büküyor. büküyor. Öndeki Vay Gökada'nın be. kütlesi arka plandaki Gökada'nın ışığını büküyor. Işığını büktüğü için böyle görüyorsun. Büktüğü için de böyle bir halka şeklinde, buna Einstein halkası deniyor. O teorisini yaptığı için. Böyle bir çok güzel bir görüntü görüyorsunuz. Ve bu görüntüyü kullanarak siz karanlık madde dağılımını ölçebiliyorsunuz. Neden? Çünkü gökadalarda karanlık madde miktarı çok daha fazla normal maddeye kıyasla. O yüzden bu bükmenin sadece onda birini falan normal madde yapıyor. Yani bu gördüğünüz turuncu ışık var ya ön plandaki gökada. O turuncu ışık gökadadaki yıldızlardan oluşuyor. Yani içinde 100 milyar, 200 milyar yıldız var yaklaşık az çok. O yıldızlar ışık yayıyor. Siz onu bir bulut gibi görüyorsunuz. Sanki hani bir bulutta da normalde ufak ufak su damlacıklarından oluşuyor ya bulut. Ama buluta baktığında su damlacığı görmüyorsun. Bulut görüyorsun. Ama aslında zoomladığında su damlacığı. Burada da aynı şekilde Gökada'nın görüntüsü sanki bulutmuş gibi gözüküyor ama zoomladığında tek tek yıldızlardan oluşuyor ışık. O yıldızların kütlesi onda bir miktarda. Kalan %90 kütle karanlık madde. Ve bu bükmenin çoğunu o yapıyor. Yani bu biz bükmeyi, ışığın şeklini, arka plandaki galaksilerin şeklini ne kadar iyi inceleyebilirsek karanlık madde dağılımında o kadar iyi ölçebiliyoruz. Şimdi benim çalıştığım şeye geçeceğim şimdi. Bu benim çalıştığım şey bu konu üzerine. Bu Gökada merceklenmesi maalesef çok nadir. Çünkü gökadaların tam birbiriyle Evet, hizalanmış olması lazım. hizaya gelmesi lazım. Bu da Yani çok nadir dünyaya göre oluyor. tabii. Dünyaya Evet, göre. dünyaya göre. 10 binde bir oluyor bu. Yani gökyüzüne baktığınızda 10 bin tane gökadaya bakmanız gerekiyor ki bir tanesi aynen bu şekilde hizaya geliyor. Bir şey geldi aklıma. Tamam, dünyaya göre böyle ama Hubble'ı düşünebilirsiniz ya da James Webb'i. Oradan daha farklı bir hizalanma görülebilir mi? Ya da oradan kesin böyle bir şey keşfedilmiştir. Yok. Mi? Dünya ile James Webb arasındaki mesafe çok az olduğu için kozmolojik Ya çok az ya. mesafenin. Doğru. Yani şöyle uzaktaki bir dağa bakıyorsunuz. Sağ gözünüzle sol gözünüz çok bir şey fark etmiyor yani dağ çok uzakta olduğu için. Ama yani yakındaki bir objeye baktığınızda sağ gözle sol göz farklı görüyor. Ama çok çok uzağa baktığınızda sağ göz sol göz farklı görmüyor. Burada da aynı şekilde hani James Webb tabii ki çok uzakta bize Ay'dan 3 kat uzakta ama çok fark İşte etmiyor. kozmolojik olarak ben hayal Çok edemiyor uzak. insan. Aklının Ya sınırını aşıyor. şöyle söyleyeyim bu gökadalardan bize ışığın gelmesi yaklaşık 10 milyar yıl falan. Yani 10 milyar ışık yılı uzaktalar bunlar bizden. Süper. James Webb ne kadar uzakta bizden? James Webb bizden yaklaşık 5 ışık saniyesi uzakta. Yani Evet, çok 5 çok büyük saniye fark ile 10 var. milyar yılı kıyaslayın zaman olarak. Mesafe Neredeyse aynı olarak şey. o kadar Evet. fark var. Kozmolojik mesafeler çok büyük. Çok 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 büyük. Şimdi bunu da güzel bir video vardı burada gösterdiğim. Şarap bardağının alt kısmını kullanarak siz aynı bu merceklemeyi siz de yapabilirsiniz. Evinizde şu an izleyicilere deneyin diyorum. Evinizde bir şarap bardağı varsa o alt kısmı var ya şarap bardağının camın böyle yayıldığı taban kısmı. O taban Evet, kısmını evet. kullanarak onun altına bir ışık kaynağı koyun. Bir fener, çok küçük bir ışık kaynağı olması gerekiyor. Yani noktasal bir LED ışık Hocam bu olabilir. şarap bardağı mı? Ya bizim işi yapıyorsun hocam. Yani şüpheciler şey gelecek şimdi, düz dünyacılar. Aman böyle şeyler söylemeyin. Gökyüzüne biz bir sürü şarap bardağı koyduk. Aslında karanlık madde yok falan Aslında UFO'ların hepsi o şeydi. Bunlar hep şarap bardağıydı. Beypazar olur mu diyordum. olabilir. Herhangi bir şekilde böyle Oval yani şöyle altı. şekli böyle dışına yayılan yani şarap bardağın alt kısmı Evet, vardır ya evet, böyle evet, yayılan. evet. O şekilde olan herhangi bir cam olabilir. Böyle bu şekilde siz de yaratabilirsiniz aynı etkiyi. Arka plandaki şeyini. Bu video yine ben video koymuştum da daha sonra oynatırız. Şimdi ben karanlık maddenin nasıl topaklandığını çalışıyorum. Yani bu ne demek? Karanlık, şimdi biz görünmez ya karanlık madde. Nasıl olduğunu Evet. göremiyoruz.
Acaba karanlık madde soldaki gibi mi yoksa sağdaki gibi mi galaksilerin içinde, gökadaların içinde? Eğer gökadaların içinde karanlık madde soldaki gibi ise çok çok ufak ufak bir sürü topak yapıya sahip demektir. Sağdaki gibi ise büyük topakları var ama küçük topakları yok demektir. Şimdi bu sağdaki ve soldakinin karanlık maddenin özelliği ilgili farkları var. Eğer karanlık maddenin kütlesi belli bir kütlenin altındaysa, parçacık kütlesi, biz sağdaki resmi görmemiz lazım. Karanlık maddenin parçacık kütlesi belli bir kütlenin üstündeyse soldaki resmi görmemiz lazım. Ama dediğim gibi biz bunları gökyüzüne normal şeylere bakabildiğimiz gibi bakıp göremiyoruz. Karanlık madde görünmez. Transparan. Dolayısıyla biz bu topakların sayısını bir şekilde saymamız lazım. Ne kadar fazla olduğunu ki karanlık maddenin kütlesini ölçebilelim. Bunu nasıl sayıyoruz? Dediğim gibi işte bu kütle çekimsel merceklemeden sayıyoruz. Eğer karanlık madde bu soldaki resimde olduğu gibi bir sürü küçük küçük topağa sahipse, o her küçük topak da kendi mini küçük bir merceklemesini yapması lazım. Biz o yüzden her küçük topak da kendi merceklemesini, kendi ışık bükmesini yaptığı için bir karanlık maddenin ışığı büktüğü bu kütle çekimsel mercek resmine baktığınızda bu halkanın üzerinde küçük küçük bozulmalar görmeniz lazım. O ufak topakların yaptığı. Çünkü büyük karanlık madde dağılımının oluşturduğu en büyük halka var. Bir de daha ufak karanlık madde dağılımlarının oluşturduğu daha ufak mercekleme etkilerini görmeniz lazım. Biz bu ufak etkileri arıyoruz. Tabii bunlar gözle görülemeyecek şekilde çok çok ufak etkiler. Ancak veriyi, teleskop verisini çok hassas bir şekilde inceleyerek bulabileceğiniz şeyler. Ben de şu an James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu'nun görüntülerini kullanarak bu verileri çalışıyorum. Karanlık maddenin galaksiler içerisinde ne boyutlarda ufak topaklar yaptığını çalışıyorum ki o boyutlardaki topakların sayısını ve dağılımını ölçerek karanlık maddenin hangi özelliklere sahip olduğunu çözebilelim diye. Çünkü değiştiriyor. Karanlık maddenin varsayımsal özelliklerini değiştirdiğiniz anda galaksi içerisinde nasıl dağılacağının öngörüsü değişiyor. Dolayısıyla galaksi dağılımını ölçerek karanlık madde özelliklerini ölçebiliyorsunuz. Benim araştırmam az çok şu an son durumu bu şekilde. Karanlık madde ile ilgili bilinenler de az çokmuş bu kadar bu arada. Çok büyük bir gizem bilimde. Bundan sonrasında soru cevap devam edebiliriz ya da süremiz kalmadıysa Süremiz yavaştan bitirebiliriz. artık bir saati geçmiyorum genelde biliyorsunuz hocam. Yeni Tabii ki. nesil uzun uzun izlemiyor. Bir Tabii ki. sonraki yayında illaki yaparız, sözleşmiş oluruz. Şimdi sorulardan bu şarap bardağının nasıl kullanılacağını tam anlamamış Veysel. Onu bir anlatabilirsiniz. Bunu gözlemlemek istiyorsanız demiştiniz ya. Ha şöyle, şarap bardağın alt kısmı var ya, o alt kısmının altına bir ışık kaynağı koyun ve o ışık kaynağından size ışığın o şarap bardağını tam sapının alta değdiği yerden gelecek şekilde ayarlayın. Şimdi orada ben video eklemiştim. Eğer şu videoyu paylaşabilirsek, o slide eklediğim videonun linki olması lazım. Ben buradan linkini bulmaya çalışayım. Atın Bir hocam, biz YouTube videosu açıyoruz çok onu. çok güzel anlatıyor. Daha doğrusu gösteriyor şekliyle. Bir dakika. Hemen bir 10 saniye istiyorum sizden. Sorunu aldım Polat, soracağım. Evet, hemen Şurada. YouTube videosu linki atıyorum ben size. YouTube videosu linki Tabii çok ki. güzel gösteriyor. Nereden atayım bu arada linki? WhatsApp üzerinden DM'den atıyorum. atabilirsiniz. Ya hiç fark etmez. İstediğiniz yerden. Bu arada arkadaşlar, lütfen beğeni yüklenelim. Dediğim gibi Darüşşafaka'ya burs olarak gidiyor. Ama YouTube tarafından. Yani şu anda bu yayınımız LinkedIn'de de var. Twitter, yani X'te de var. Ama YouTube'daki izlenmemiz, gelirimiz, bütün hepsi öğrencilere burs olarak gidecek. O yüzden YouTube'a yüklenelim. Sizden küçük bir ricam olacak. YouTube'u paylaşalım, yüklenelim, yorumlar atalım, algoritmanın içine sokalım kanalı. Daha çok insan izlesin ki daha çok para kazansın. Daha doğrusu kanal, ve bu da burs olsun. Yani bize gelmeyecek bir şey. Bu arada soruları şöyle topluyorum yavaştan. Gerçi benim de sorularım vardı. Sormadığım var mı diyeceğim. Bakıyorum. Ha tamam, sormuşum çoğunu. Zaten bu soruların çoğunu sordum. Bir saniye. Ya şey çok ilginç. Karanlık maddenin mesela, ha açıyorum diyor Canberk. Tamamdır. Şimdi geliyor. Bu mesela bir şarap bardağının alt kısmını görüyorsunuz ya. Evet.
şarap bardağının o sap kısmının yere değdiği yerin altına ışık koyarsanız ya bir tablet altına koyabilirsiniz. Tabletin üzerinde ışık hani bir galaksinin görüntüsünü fotoğrafını açabilirsiniz. Onun üstünde böyle videoda gördüğü gibi şarap bardağına koyduğunuz zaman aynı benim size kütle çekimsel merceklemede gösterdiğim galaksi resmi gibi oluyor. Arka plandaki o kırmızı olan ışık şarap bardağının mercekleme etkisi altında böyle bir halka oluşturuyor. Kütle çekiminin yaptığı şey de aynı. Aynı etki. Burada merceklemeyi yapan şey cam. Camın ışığı bükmesinden kaynaklanıyor. Camın içine ışık girerek. Kütle çekimi aynı ışığı bükme etkisini gökyüzünde uzak mesafelerde ışık yakınından geçerken yapıyor. Galaksilerin ve karanlık maddenin kütlesi yapıyor bu etki. Ne kadar net gözüküyor şu an videoda bilmiyorum ama bu şekilde Yok, kullanabiliriz. gayet net, gayet net, gayet net. Bu arada güzel bir soru var. Benim merak ettiğim karanlık maddeyle ilgili deneyler dünya üzerinde nasıl yapılıyor? Az önce nötrinolar için demiştim ya, özel onun odaları vardı hatta gözünüz geliyor o görüntü gözümüzün önüne. Burada eter deneyi dünyada yapılabilir ama karanlık maddenin deneyi dünya üzerinde nasıl yapılıyor? Güzel bir soru aslında. Çeşitli teknikler var. Mesela benim lisansta üzerinde çalıştığım deneyin adı DMIC diye bir deneydi. CCD'ler içerisinde karanlık maddeyi tespit etmeye çalışıyorken yani siz bu silikon çipler vardır ya. Silikon çiplerin özelliği içerisindeki elektronları daha doğrusu yük dağılımını çok güzel manipüle edebiliyor olmasıdır. Yani silikonun içerisine belli bir enerji aktardığında 3,6 elektron volt orada bir yük çifti oluşturuyordu deneyin içerisinde. Bunlar genelde şeylerde kullanılıyor. Kameralarda falan çok kullanılıyor. Çeşitli çiplerde kullanılıyor. Bizim de nerede yaptığımız şey bu silikon şeyleri balk halinde yani kütle halinde çeşitli katmanlara koyup silikonun içerisinde bir karanlık madde parçacığı gelip çarpıp silikon kütlesine 3,6 elektron volt enerji bıraktığı anda onun içerisinde bir yük çifti oluşacaktı yani deneyin tasarımına göre. Sonra bu oluşan yük çiftini sen elektrik alanlarla voltaj koyarak manipüle edip yönetip toplayabiliyorsun ve nerede ne kadar çarpışma olmuş, nereye ne kadar enerji bırakılmış ölçebiliyorsun. Bu tek bir metot. Başka bir metot var. Sıvı xenon kullanılıyor. Ondan önce yine sıvı xenon büyük tanklarda çok hassas bir etkiye sahip. Yine çarpan karanlık madde parçacıkları sintilasyon yapabiliyor bazı durumlarda. Yani fiziğin sintilasyon nedir? Işık yayma. Yani belli bir çarptığında enerji bıraktığında o tankın içerisinde eğer sen şeffaf bir sıvı kullanırsan yaydığı enerjiyi ışığı tespit edebiliyorsun ve bu şekilde tespit etmeye çalışan deneyler var. Şimdi karanlık maddenin ne olduğunu biz bilmediğimiz için nasıl bir mekanizma ile etkileşeceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla şu deney çok güzel ölçer, bu deney ölçmez, bu deney bulur bilemiyoruz. O yüzden farklı farklı alanlarda herkes kendi mekanizmasına göre yani karanlık maddenin nasıl etkileşeceğinin mekanizmasına göre ona göre deneyini yapıyor. Hani düşündüğüne göre. Farklı yollar izliyor herkes. Karanlık madde hiç etkileşmiyor da olabilir. Eğer karanlık madde normal maddeyle hiç etkileşmiyorsa tüm bu laboratuvar deneyleri hiçbir şey bulmayacak demektir seneler boyunca. Aynen öyle. Ama etkileşiyorsa da onlar bulacak yani Bulmuş karanlık olacak. maddeyi doğrudan tespit edecek. O yüzden de bu gökyüzünde olan çalışmalarla yani bizim yaptığımız gökyüzündeki karanlık maddeyi arama çalışmalarıyla yeryüzünde olan çalışmalar birbirini destekliyor şeklinde. Çünkü biz gökyüzünde ne kadar çok şey öğrenebilirsek laboratuvar deneylerine de o kadar yardımcı olur. Belki biz karanlık maddenin normal maddeyle hangi mekanizma ile etkileşmesinin daha yüksek ihtimal olduğu ile ilgili bir ipucu elde ettik. O zaman ona göre daha fazla deney yapılabilir mesela. Çok çok güzel. Valla çok bilgilendirici bir yayın oldu. Böyle çok teorik bir ders gibi de olmadı. Herhangi bir insanın. Zaten bilim diyaloğu mantığı bu ya hocam. Bilim iletişimi şu anda biliyorsunuz dünyada da önem kazanan bir kavram. Türkiye'de de işte öncülerinden olduk biz. Amacımız da buydu. Yani hiç bilmeyen bir insan bile böyle kafasında bir şeyler oturtabilsin. Bir şeyler anlayabilsin. Mesela lisede arkadaşlarımız bunu izlediğinde belki ya da üniversitede yüksek lisans yapmak isteyenler kozmolojiye merak sarsın, bu alanda devam etsin. Sanırım bu amacımıza uygun bir yayın oldu. Ben bunu hissettim açıkçası. Güzel de bir uyum yakaladık. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok Mesela teşekkür ederim hani yayın davetiniz için. öncesi ben size de sordum, yani sormamı istediğiniz bir soru var mı diye. Bunu bilerek sordum. Hani konuşmak istediğiniz, eklemeyi unuttuğumuz ya da şunu da ekleyeyim dediğiniz bir şeyler var mı hocam? Ben
Şunu demek isterim yani şu an özellikle gençlerle ilgili lisedeki, ortaokuldaki, üniversitedeki eğer bu alanlara ilgiliyseniz, gerçekten merakınız varsa ya yapmanız gereken tek şey daha çok öğrenip daha çok merak ettiklerinizi peşinden koşup bu alanla ilgili şevkinizi tatmin etmeye çalışmak diyelim. Gerçekçi bir soru sorayım mı? Şöyle, şimdi Türkiye'de yaşayan ortalama bir genci düşünün hocam. Ve bu insan bu alanda çalışmak istiyor ama bir de realite var. Yani iş bulamam kaygısı var. Biraz gerçekçi olması için bu örneği verdim. Yani bu kişi bu alanda Türkiye'de yapsa biraz zorlanabilir belki iş bulmakta. O yüzden şunu diyebilir misiniz? Ya kesinlikle yurt dışı, Türkiye'de olursa bir tık zor olabilir. Akademide kadro bulman ya da iş bulman. Onu bir kıyaslayabilir misiniz? Sadece benim alanımla yani biz bu sadece astrofizik ve kozmoloji ile kısıtlı bir durum değil. Türkiye'de akademik kariyer yapmak genel olarak zor zaten. Astrofizik ve kozmolojide şöyle söyleyeyim. Lisansı ve yüksek lisans doktora Türkiye'de yapsanız bile daha sonrasında yine araştırma düzgün araştırma yapmak için yurt dışına gitmeniz gerekiyor. Bunun sebebi para ve fon desteği genelde. Yani olay eğitimin kötü olması değil. Yani kitaplar aynı. Yani öğrendiğiniz şey aynı, konu aynı. Eğitim bilgisi açısından bir fark olmuyor yurt dışına gittiğinizde orada aldığınız eğitimde. Fark tamamen size verilen para desteği. Yani araştırmanızı yapmanızla ilgili ne kadar fon desteği ve imkan sağlanıyor. Ve imkan olduğu zaman bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani benim elime teleskop verisi gelmesi lazım. Laboratuvarda deney yapabilmek için lisansta şu an ben gözleme geçtim ama lisansta laboratuvarda o deneyi çalışabilmek için o laboratuvarın çalışıyor olması lazım. Ekipmanının geliyor olması lazım. Yani bunlar yurt dışında Avrupa'da ve Amerika'da genelde düzgün destek sağlandığı için yapılıyor. Bu tarz alanlar evet Türkiye'de şu an maddi imkanlar itibariyle zor ve devlet Ya ve ben şu an özel sektör Türkiye'de destekliyor çok olmadığı için. ekipmanları sınırsız, verilerin sınırsız aktığı, kaynaklarının sonsuz olduğu bir karanlık madde çalışan bir laboratuvar olduğunu düşünmüyorum. Bak, bilmeyen biri olarak yoktur yani tahminimce. Benim de bilgimce yok. Yani varsa Varsa da da lütfen yoruma yazsın. Onu da yayına alalım hocamızı ya da evet, aynen orada öyle. varsa birileri. Bir de Türkiye'den dinleyelim. Hani ben de bunu istiyorum. Merak ediyorum çünkü. Çok teorik bir kavram şu anda. Deneyleri zor. Bazen dediğin gibi deneyler çöpe gidebilir. Yani direkt o Bilim öyle bir bütün şey ama. bilim böyle bir şey zaten. Aynen öyle. Ya bilimde ya şöyle mutlaka eminim yani geçtiğimiz yüzyılda da çöpe giden bir sürü deney vardır. Ama çöpe gitmeyenler çöpe gidenlerin zararını çok çok kat ve Karşılar. kat Çok çok amorti doğru. ediyor yani. O yüzden bilim Çok öyle bir çok şey. doğru bir kavram. Çok güzel. Peki hocam, şu anda sanırım Amerika'dasınız hala. Bir Evet. gelecekte mesela yöneleceğiniz bir alan var mı yoksa bu alandan yine devam mı? Şu an nasıl bir kariyer planı çiziyorsunuz son olarak? Ben kendi kişisel olarak alanımdan memnunum. Hem çok güzel bir dengesi var. İşin içinde hem programlama bilgisi gerekiyor veri analizi için. Python kullanıyorum genelde ben. Ondan sonra biraz kağıt kalem matematik bilgisi gerekiyor modelleri düzgün yapabilmek için. Biraz da deneysel geçmiş de faydalı oluyor. Hani bu laboratuvarlarda bir deneyin nasıl yapıldığı, bir deneyin kanıtının nasıl alındığı ve verinin nasıl analiz edildiği. Bunların çok güzel harmanlandığı bir alana sahibim ben. Yani %100 sicim teorisi gibi kağıt kalem teorik değil. Ya da %100 laboratuvarda çalışan deney gibi tamamen deney hiç içinde matematik ve analiz olmayan bir kısmı gibi de değil. Ben çok memnunum o yüzden şu anki halimden. Ben arada olan birisiydim hep zaten. Bu alanda devam etmeyi düşünüyorum. O Bir yüzden ki sicim yayını teşekkürler. yaptığımı hatırlıyorum. Beynim yanmıştı ama bu biraz daha bana yakın geldi mesela. Hani bir Sicim de mühendis olarak. benim de yanıyor yani böyle alanın içinde olmama rağmen o yüzden biraz daha hani down to earth denir böyle ayağa yere basan Evet, şeyleri evet, daha rahat evet. halka da hani genel izleyiciye, öğrenciye, halka, doktor öğrencilerine araştırma yaptım diğer insanlara daha rahat anlatabileceğim şeyi ben daha güzel araştırıyorum. O açıdan memnun yani bulunduğum konumdan. Son olarak hocam, sunumunuz çok güzeldi. Eğer mahsuru yoksa izleyicilerimizin de daha sonra bulabilmesi adına biz sunumları sunum.gelecekbilimde.net'e yüklüyoruz. Aklıma gelmişken. Siz de bize atarsanız, izin verirseniz hocamızın sunumunu da oradan izleyicilerimiz indirebilir. Bilginiz olsun. Tabii ki, tabii ki. İstediğiniz gibi Son indirebilirsiniz. soru, fiziğe başlangıç kitabı önerileri istenmiş. Bunu da verebilirsiniz.
Fiziğe başlangıç için matematiğiniz kuvvetliyse Mori'nin mekanik kitabı var. David Morin Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlilerinden bir tanesi. Çok güzel kitaplar yazıyor. Onların Türkçe çevirileri de var sanırsam. Türkçe çevirisi yoksa da İngilizcesini de okuyabilirsiniz. İngilizcesi çok güzel. İçinde kısa kısa şiirler var Morin'in yazdığı. Ben genelde David Morin'in kitaplarından okumuştum yani fiziği. Matematiğiniz kuvvetliyse. Matematiğiniz kuvvetli değilse önce matematiğinizi kuvvetlendirmeniz gerekiyor fizik çalışabilmek Matematik için. olmadan olmuyor değil mi? Evet. Bu Önce güzel bir... fizikçilerle aranızda böyle bir şey var ya, matematikçi arasında işte fizikçi matematik bilmiyor aslında falan. Aslında işin şakası bir yana, matematik de bilmesi gerekiyor ki o şeyler yapabilsin, hesaplamaları. Ve yazılım Matematik dahi, kuvvet... hatta şu anda Python kullandığınızı Aynen söylediniz zaten. öyle. Matematik kuvvetlendirmek için de Spivak'ın Kalkülüs kitabı var. Spivak, Spivak. Onun kalkülüs kitabını baştan sona bitirirseniz çözümleriyle, problemleriyle, daha sonrasında fizikteki birçok kalkülüs problemi için sıkıntı çekmezsiniz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Çağan Hocam, çok keyifli bir yayındı. Direkt şeyden çıkış yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hocam. Siz Ben de bir kendinize iyi bitirişimi bakın. yapayım. Bir sonraki bir potansiyel yayınımızda, belki de keşiften sonra, sizi tekrar almak ümidiyle. Çok Tabii ki. efsane bir şey olur o da. Çok güzel olur. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Ben bakın. teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir yayındı. Keyifli bir yayındı. Bilim iletişiminin formatı olan Bilim Diyalog. Her ay pazar günleri birinci pazar yapılıyor. Haftada ikiye çıkartacağım bu yayın formatını. Belki üçüncü haftayı mühendislik sohbetleri yapacağım. Daha böyle sektörden, yani ağım çok geniş ama ekibe insanlar lazım. Yani kurgucu lazım, metin yazarları lazım, içerik üreticiler lazım, podcast sesini düzenleyecek insanlar lazım, bunları yükleyecek insanlar lazım. O yüzden birlikte nokta gelecekbilimde nokta netten başvurunuzu yapabilirsiniz. Bazen geç dönüyoruz, bazen gözümüzden kaçıyor. Hani böyle bir durum olursa bana mail de atabilirsiniz. Burakçankaya nokta gelecekbilimde nokta net. Şuradan göndereyim mail adresimi. Buradan da başvurabilirsiniz. Yine ben ekip arkadaşlarıma, takım liderlerini yönlendireceğim. Onun dışında dediğim gibi bütün gelirlerimiz Darüşşafaka'ya gidecek, öğrencilere. YouTube kanalımız ne kadar büyürse, ne kadar çok izlenirse, ne bileyim süper teşekkür gelirse, bu bana kesinlikle gelmiyor. Zaten bugüne kadar da pek bir şey kazanmadık da. Onun dışında bağış olabilir vesaire. Bunların hepsi öğrenci kardeşlerimize, özellikle depremden etkilenmiş öğrencilere veriyorlar. Burs olarak gidecek. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yayını X'ten ve LinkedIn'den silebiliriz. Ama kalıcı olan yayın hep YouTube'da olacak. YouTube Gelecek Bilim'de. Ne diyoruz? Gelecek Bilim'de diyoruz. Yayınları paylaşmayı unutmuyoruz ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.